Ben 92 yılından beri piyasadayım. Her devalden sonra tam tersini piyasaya direkt giriş yaparım. Türkiye ile ilgili olumlu bir rapor yaz. Riskleri de bir yaz ama sonunda iyi bir şey olsun. Tam bir şok ben yüzde yani otuz falan yani inanılır gibi değil. Çok daha sert bir devalüasyon hem de çok sert vergiler. Aynı zamanda sadece vatandaşın üstüne yük, binen yükü vergilerden söz etmiyorum. Aynı zamanda varlık vergisi tipi vergilerin de gelebileceğini ilk defa uzun yıllar sonra Türkiye tarihinde. Öyle tip vergilerin de gelebileceğini düşünüyorum. Bir gecede biz birçok şeyi bir anda göreceğiz. Daha sonra da biraz daha dramatik günlere e, evrileceğim düşünüyorum. 2024 e, Nisan-Mayıs aylarında. O balonlar rem pat 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 patladığını görmeye başladı. Borsanın geneli için böyle aa batacak bitecek veya uçacak kaçacak diyemeyeceğim bir dönemden geçiyoruz. 7200'ler yani 7000'lere yaklaştıkça ben hala alış yönlü bakıyorum. Fiziki olarak anormal bir şekilde batı ülkelerinden doğuya doğru bir transfer var. Altında da gümüş dedi. Dolayısıyla tabir faizlere inse de çıksa da önümüzdeki dönemde altının kalıcı şekilde yükselişi devam edecek. Forinvest ile yatırım ipuçlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kıymetli bir konuğumuz bizlerle Devrim Akyıl bizlerle. Devrim hoş geldin. Hoş bulduk Tuba. Konuşacak konu bol. Maşallah. <laughs> Valla günden bitmiyor. Hani 2022, 23 bunlar çok hareketliydi ama 2024 daha da hareketli olacak gibi görünüyor. Nasıl görüyorsun? 2023'e işte bıraktık arkada. 2024'ün ilk ayı artık geride de kalıyor. Nasıl geçiyor sence? Evet 2024 aslında içeride dışarıda çok hareketli başladı. Biraz beklentim de o yöndeydi. Özellikle ben global tarafta e, savaş olgusunun artan cephelerle devam etmesini bekliyordum. Ona sonra değiniriz. Ama içeride de biliyorsun seçim olgusu var. E seçim olgusu olduğu zaman geçen yıldan yatırımcılar da çok tecrübeli. 2023 boyunca biliyorsun o Mayıs ayındaki iki seçim öncesi piyasada inanılmaz dalgalanmalar olmuştu. Tabii ki yerel seçim bir genel seçim etkisi yaratmasını beklemiyoruz. Ama yine de bir de yani bazı illerde yarışın da çok kız, kızışması da beklenmiyor. Ama tabii ki İstanbul yarışının yakın geçmesi beklentisi içerisi var. Bir de iktidar partisinin tabii ki elindeki imkanları kullanarak şu anda muhalefetin elinde olan 11 büyük ili almak isteme gayreti olacak. Bununla ilgili biraz daha oralara da gerilimin artma ihtimali var yani seçim geriliminin. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü piyasalar bu gerilimleri aslında pek sevmiyorlar. Yani o gerilim eğer artarsa piyasalarda o dalgalanmaları negatif etki alıyor. O açıdan 2024'ün başı şimdilik böyle daha bu, bu anlattığım gelirler henüz daha inmedi bile ama başka türlü haberlerle biz e, işte biraz daha e, değişik e, haberlerle diyelim e, Merkez Bankası'ydı şuydu buydu e, biraz böyle bir tedirgin olmaya başladık şu son günlerde. Bir de yabancıların Türkiye ile ilgili müspet menfi enteresan yaklaşımları var. Bu seçime kadar biz bayağı bir oynaklık volatilite yani yaşayacağız gibi duruyor. Hadi oraya gelmişken oradan gidelim o zaman. Çünkü yabancı raporlarında hep gördüğümüz HSBC'nin de uyarısı vardı aslında. İşte demişler ki yerel seçim öncesinde bir miktar mali gevşemeye gidilmesini risk olarak görüyorlar. Diğer taraftan ekonomi yönetiminde bir görev değişikliğini risk olarak görüyorlar. Swap attığı işte seçimlerden sonra genişletilecek mi? Bu hala kafalarda bir soru işareti. Bir de dikkat çektiği noktalar aslında jeopolitik riskler, seçimler. Goldman son yaptığı bir anket vardı. Yatırımcı anketine göre yatırımcıların şu an artık hani geçen yıl hikayesi neydi? Enflasyondu. Enflasyon artık korku olmaktan çıkmış. İlk sıraya %54'ü ankete katılmıştı atılanların jeopolitik riskler en çok 2024'ün korkulan risk temasını oluşturan etkenler demişler ardından ABD seçimleri demişler dünya Trump'ın dönüşüne kalır mı bunu konuşuruz ama işte enflasyon resesyon Bunlar artık biraz daha gerilere düşmüş görünüyor içeride de benzer bir tablo var. Şimdi yatırımcıların e, bu görüşlerinde haklılar mı? Çünkü e, olası geçmiş tecrübelerimiz biraz kötü. Olası bir işte görev değişikliği hikayesi. Son çıkan e, haberlerden sen de bahsettin. Böyle bir risk var mı? Yatırımcılar neden tedirgin atılan bunca adıma rağmen? Evet şimdi tabii e, raporlar, e, raporlara biraz tam katılamıyorum. Çünkü raporlar böyle böyle anlatıyorlar, anlatıyorlar. Şu risk, bu risk sonra da diyorlar ki dolar yıl sonunda 33 lira olacak. O zaman bu kadar riske niye dikkat çektiniz? Ya bu kadar riski aman aman ne olur bir şey yapmayın anlamında rapor yazıyorlar. O açıdan ben belki birçok ekonomist arkadaşa veya piyasanın içinde olan arkadaşa karşı biraz ters tarafta yani şeyin diğer tarafında duruyorum. Ya şimdi işte bu riskler var. Tabii ki riskler var. Görev değişikliği riski e, bence aman olmasın diye yazıyorlar. Aman böyle bir şey olmasın. E, ne olur ne olmaz diye yazıyorlar. Bir miktar pozisyon aldılar ama bence Türkiye'de şu anda e, bu bütün bu rapor yazan arkadaşların, yabancı raporları yazan arkadaşlar acemi, tecrübesiz, piyasa tecrübesi. E, ya zaten şimdi Türkiye o kadar uzun zamandır ilgi odağının uzağında ki, yani yabancı uluslararası gelişmekte olan fonların dosyalarının en sonunda falan duruyordu. İşte şimdi son gelişmelerle e, ya biraz 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 en azından bir e, öne alındı ama Hala o raporu yazan arkadaşlar çok acemi ve tecrübesiz arkadaşlar. Dolayısıyla hani bir rapor yaz. Aman Türkiye ile ilgili de iyi şeyler yaz. Bakın burada bir olacak. Şey. ama bunların hepsi aslında daha yukarı bir merciden buraya bildirilen şeyler. Türkiye ile ilgili olumlu bir rapor yaz. Riskleri de bir yaz. Ama sonunda iyi bir şey olsun. İyi bir şey olsun da. Ben hala Türkiye'nin mesela onları iyi diye yorumladığı şey. Yani dolar kurunun mesela düşük kalması. Türkiye'nin ekonomisi için iyi bir şey olmadığını biliyorum daha geçen hafta yani ben şimdi Anadolu'nun değişik yerlerinde danışmanlık verdiğim şirketler var. Gerçek üretim e, üretim yapan arkadaşlar var. Onların çok ciddi sıkıntıları var. Yani Türkiye'de mesela bir enflasyon e, öyle kuvvetli artıyor. Hizmet e, fiyatlaması şimdi asgari ücreti %50 zam yaptık. Az bile yaptık yani. Çok daha büyük sıkıntılar var. Emekli şu fiyat maliyetler e, üretim tarafında anormal artıyor. Fakat sizin ürün bazında fiyata zam yapamıyorsunuz. Niye? Çünkü döviz bazında döviz onun çok aşağısında kaldığı için siz Avrupa'da Ürün sattığınız piyasalarda İngiltere'si, Almanya'sı, Avrupa'sı bu malı satamıyorsunuz. Çünkü fiyat döviz bazı dövizle ayak uyduramadığı için maalesef maliyetiniz çok yükseliyor. Ve siz de dolar bazında yükseltmek, euro bazında yükseltmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bütün bunlar irrasyonel, rasyonel olması gereken. Yani rasyonel olması olacağı anlatıldı Mehmet Bey gel gelirken göreve. Bunları anlattı bize. Olacak politikaların dışına çıkıldığını düşünüyorum. Onun için bütün bu raporlarda yazan bu iyimser e, döviz kuru sonuçları aslında bence son derece irrasyonel. Çünkü her şeyin fiyatının artmasını bekliyorlar. Yani oluyor daha doğrusu. Ama sonunda gerçek olduğunu beklemiyor. Enflasyon da düşündüğünüzden iyi olacak diye bir rapor yazmış. <laughs> tam bir şok. Ya, yani. tam bir şok. yüzde yani. %30 falan yani inanılır gibi değil. Ona ben de şaşırdım. Ya Bunlar işte diyorum ya yani iyi bir şey yazalım da aman hatta çok iyi bir şey yazalım moduna geçmekle ilgili ben bunları samimi bulmuyorum. Bunlar yani Türkiye'yi iyi bilen 32 yıldır bu piyasada trade eden biri olarak e bunların ben e, çok e, günü kurtarmak için yazılmış raporların ve şu seçime kadar şu olgu gitsin diye. E, Yabancıların da buraya bu arada buraya çok bu konular bu kadar iyimser e, şartlar varsa çok daha büyük yatırımlar yapmaları gerekirdi. Bir şey görmüyoruz öyle bir yatırım yok çok minimum e, yatırımlar geliyor. Dolayısıyla e, yani bu raporlar bizi böyle hoş tutmak e, şey yapmak için yazılmış şeyler riskler var evet bence her zaman var ama e, bir gecede şu olacak bu olacaktan çok e, bir uyumsuzluk gözlenmeye başladı ekonomi yönetimi içerisinde aynen ekonomi yönetiminin içerisinde Ve uyumsuzluk bir tartışma eğer e, bilmiyorum ne boyuta gelecek onu e, öngörmek kolay değil çünkü bu e, Burada böyle bir kişisel şeyler öne çıkmaya başladı. Belki bir politik ajanda konuşulmayan gündeme gelmeye başladı gibi görüyorum. O tip şeylerin biraz daha fazla konuşmaya başlayacağımız günler gelebilir. Özellikle yani ekonomide uyumlu çalıştığını varsaydığımız şeye göre bile fazla bir şey elde edemedik yani bugüne kadar ne elde ettik? İşte bizim uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları görünümlerini pozitife çevirdi. Not bile artış alamadık yani 5-6 aydır. Ama ne yaptık? Bir şeyleri idare ettik ve şu seçime kadar idare etmeye de çalışmaya devam ediyoruz. Onunla ilgili şüphelerim başladı Tuğba. Yani ben bu e, 31 Mart seçimini bile göremeden bazı sıkıntılar çıkabilir mi diye bir tedirginliğim başladı açıkçası. Raporlarda şöyle bir şey var aslında. Giriş gelişme var. Risklere dikkat çekiyorlar. Sonuçta problemleri <laughs> var. Öyle bir algı var. Çünkü e, politika yöneticileri, para politikası yapıcıları tarafından değişiklik bizim de gördüğümüz bir risk. Bunu aldık koyduk. İşte Diğer aldığımız koyduğumuz en temel risk olarak erken para fal, gevşeme riski demişler. Bu bizim de koyduğumuz bir risk. Bir de şöyle bir şey var. OVP'de işte 2024 OVP enflasyon tahmini %36'lar. Şimdi bugün TCMB Ocak ayı piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Ocakta yıl sonu TÜFE beklentisi %42.4'e yükselmiş durumda. Şimdi mevcut açtığı işte asgari ücret vanları dövizin hareketliliği Diğer taraftan bütçenin çünkü enflasyon iki kanalla artıyor. Parafal politikalar, para politikaları ve maliye politikaları. Bütçe açığı artık hani zirveye ulaşmış durumda. Everest'e doğru ilerliyor. E bunun da tabii ki genişlemeci para politikası yoluyla etkisi var. Maliye politikası yönüyle. Hal böyle olunca e, bekliyor musun erken bir parafal gevşeme riskinin gerçek olmasına? Şimdi oraya bir soruyla yanıt vereyim sana önce. Sence şu anda bir parasal sıklaştırma var mı? Hayır yok. Ha. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Hayır Sorunun yok. yani bak şimdi o raporlardaki mantık sorunu burada. Yani bir parasal erken parasal genişlemeye geçmeyin. Parasal sıklaştırma yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. O zaman parasal sıkılaştırma yapıyorsanız, yapmıyorsak şu anda bu gevşebiliriz ki daha sıkılaştırmaya geçemedik ki. Ya bunu da açalım hani izleyicilerimiz için. Ne demek evet. ya faizleri işte 8,5'dan 42,5'a getirdik. Fark etmiyor ki. Faizi o kadar hızlı adapte oluyor ki. Önemli olan likidite. Yani bakıyoruz hala para arzı, M1, M2, HP, hiçbir para arzı rakamlarında azalma yok. Tam tersine likidite bol şekilde piyasada devam ediyor. Sözde ve lafta aslında yani irrasyonel politika onu kastediyorum. Rasyonel bir politika var ama uygulamada seçime kadar piyasadaki likiditeyi tutma gayreti var. O aman o likiditeyi çekme yeter ki çekmedenmiş. Faiz de göstermelik olarak artmaya devam ediyor. Dolayısıyla ben bu buna yani maalesef bu erken gevşeme konusuna daha sıkılaşamadık ki gevşeyelim. Bence de daha sıkılaşacağız. Ee, onu da net söyleyeyim daha hani bu parasal Merkez Bankası bilançosundaki o ya sonuna geldik filan yani bu hafta da 45'in üzerine çıkar mı peki? ya? önümüzdeki çıkacak, hafta toplantı var. Çıkması lazım. Yani bir iki buçuk puan piyasa beklentisi. Nasyonel ama önemli değil diyorum ya. Ya yani onları getirirseniz siz piyasadan parayı likiteye çekmediğiniz sürece istediğiniz kadar faiz arttırın. Arttırın arttırın devam edersiniz. Arca Arjantin sürekli faiz arttırıyor. Yıllardır arttırıyor. IMF politikalarıyla beraber arttırıyor. Ama Enflasyon aşağı gelmiyor çünkü likiditeyi tam çekemiyor. Likiditeyi çekmediğiniz sürece ve kamuda tasarruf yapmadığı sürece. Şimdi az önce senin değindiğin konu. Evet bir para politikası tarafı var bir mali politika tarafı var. Mali politika zaten ilk günden beri eleştirdiğim, ekonomi yönetimini eleştirdiğim bölüm. Diyorum ki Mehmet Bey gözünüz seveyim yalandan da olsa bir tasarruf cümleleri ekleyin. Yani kamuda tasarruf yaptığınıza dair veya yapılacağına dair. Şimdi en son artık Mehmet Bey'in en son bir mektubu var. Yani diyor ki lütfen artık tasarruf defterinin arkasını kullanın şunu bunu. Yani ben de diyorum ki bir kez daha söyleyeyim bunu sık sık dile getiriyorum. Tasarrufu yapacak olan Maliye ve Ekonomi Hazine bakın kendisidir. Yani diyecek ki yapın böyle yapacaksınız diyecek diğer bakanlıklar. Orası icra makamı. Biz biz burada yorum yapabiliriz lütfen yapın deriz. <laughs> Ama e, yani Ekonomi Bakanı'nın Maliye Bakanı zaten bunları dikte etmesi lazım ve uygulaması lazım. O açıdan bunları umuyorum gelir. Ama diğer asıl az önce seninle konuştuğumuz para politikası tarafında da bir sıkılaştırma halen yok. Dolayısıyla ben... Bu iki buçuk bu andan sonra belki bir dinlenme e, seçime kadar. Ama Nisan ayında çok daha sert bir faiz arttırımı bekliyorum. Hatta o kadar yok ki. Politika faizi artarken şu an mevduat faizleri düşmeye başladı. Az önce likiditeye e, dikkat çektin. Likidite özellikle 2006 yılından bu yana ilk defa Merkez Bankası TL depo alım ihalesi açtı. Geçtiğimiz haftalarda ne zaman da 9 Ocak'ta. Bir hafta vadenin 25 milyar lira tutarında depo alım ihalesi açtı. Şimdi ortada e, bir likidite var. Bu nereden geliyor? Şimdi e, hatırlar falan şeyi kaldırdılar artık. TN'den dönüşümünü kur korumalı mevduat gibi bir ne harikası diyelim. Yatırım aracı harikası çıkartmıştık. Onu artık durduracağız dediler. Şimdi oradan açılan bir likidite var. Borfa'dan çıkan işte Halkar Furyası vardı. Oradan gelen bir likidite var. O kadar bol bir likidite var ki mevduat faizleri de yüksek kalamıyor. Bunu nasıl çekecekler peki içeriden? Evet şimdi onu şöyle söyleyeyim. Sert bir vergi modeliyle çekmek zorunda kalacaklar. O zaman da vatandaşa yüklenmek olmuyor mu bu? Şimdi bir miktar vatandaşa zaten yüklenmek olacak. Ee, ya şimdi ben tabii kamudaki ya şu anda piyasalardaki görüşlerin bir çoğunun tersine e, çok daha sert e, şeylerin olacağını düşünüyorum seçimden sonra. Yani bu raporlarda da yer almayan. Çok daha sert bir devalüasyon hem de çok sert vergiler. E, aynı zamanda sadece vatandaşın üstüne yük, binen yük vergilerden söz etmiyorum. Aynı zamanda varlık vergisi tipi vergilerin de gelebileceğini ilk defa uzun yıllar sonra Türkiye tarihinde. Böyle tip vergilerin de gelebileceğini düşünüyorum. O açıdan e, o vergilerle olası likiditeyi çekebilirsiniz, çekecekler. Onun için bir miktar daha belki bir e, parasal genişlemeyi görmeye devam edeceğiz. Ama seçimden sonra düşünülenler çok daha sert bir parasal sıkılaştırmaya, önce bir e, sonra da çok sert bir parasal sıkılaştırmaya geçileceğini düşünüyorum. Ama bu bir tezat değil mi? Şimdi KKM dediğim şey iftar TL dönüşümlü olsun, iftar döviz dönüşümlü olsun. ...bir nevi zaten servetin transferiydi. Ve olanı daha da zenginleştirdik biz. Şimdi bunu yaparken bir taraftan da fervet e, vergisi getirmek... ...zaten hani ne geldiyse başımıza bütçeye en çok yük yapan... ...bu KKM tarafındaki evet. yük. Da, KKM bu arada bütçe rakamlarında yok biliyorsun ya. Merkez aynen öyle. Merkez Orada 1.25 trilyon liralık falan bir e, yük oldu. O kenarda duruyor daha konuşulmuyor. <laughs> o, ne olacak ne bitecek şey falan da yani biçimde daha yok bile yani. Onu konuşacağız şimdi likidite dedik. Kredi talebi düşmüş durumda şu anda. Bu faizler de tabii yatırımcılar da artık hatta e Garanti Bankası'nın genel müdürünün açıklamaları vardı bu faizlerle yatırım yapabilmenin imkansızlığına dikkat çekmiş. Dedin ya işte hani vatandaşa biraz yüklenecek zaten hani kamuda tasarrufu konuşuyoruz. Örneğin emekli ücret artışlarında kamuda tasarruf yapılmış görünüyor. Kesin yani çok çok düşük kaldı. Ya yani ben kabul edilebilir bulmuyorum ama yani bunu, şu anda buna bir ayarlama daha yapılacağını da düşünüyorum ben bu arada seçim öncesi. Eğer seçim yakın geçerse daha da, daha da yükler gelebilir. Yani tasarrufun üstüne biraz, yani kamuya yük daha gelebilir oradan gelmeli de bence yani. Daha ayarlama yapılmalı emekli maaşları. Çok düşük kaldı. Benim söylemek istediğim aslında bir sonraki safhasında hep benim dile getirdiğim, benim de aslında öneri olarak ürettiğim ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci evlere olası yüksek vergilendirmeyle yeni vergiler, ne bileyim ikinci, üçüncü, beşinci arabalara getirecek eks yani o gerekli ama ya hiçbir i̇şte, yatırım aracı işte, değil aynı. yani i̇şte temelde aslında varlık vergisi tipi artı KKM'yi de bence aynı gecede çözmek zorunda kalacaklar. Yani KKM kamuya bir doz daha yük olma ihtimali yok bence. Yani biz aslında bu bütün raporlarda falan olan pembe tablonun çok daha dışında bayağı aslında gri, siyah yakın bir tablonun içinde yüzüyoruz. Fakat bunu seçime kadar kimseye göstermek istemiyorlar. Bir gecede biz birçok şeyi bir anda göreceğiz. Daha sonra da biraz daha dramatik günlere evrileceğimizi düşünüyorum. 2024 Nisan-Mayıs aylarında. Peki ne olması gerekiyor? Bunu şu yüzden söylüyorum. Bir rapor da Pimco'dan geldi. Demiş ki eğer demiş her şey plana uygun giderse Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl içinde kredi notunun da yükseltilebileceğine dikkat beş çekmiş. Yıl. Önümüzdeki 5 yıl içinde demiş. Çok, çok iyi niyetli. Her şey, şey ne? Teşekkür ediyorum. <laughs> Bill Gross vardı isimler artık o da yok şeydi galiba. Muhammed Ali Erayyan'la e, Bill Gross kurmuştu Pimco'yu. Pimco dünyanın en büyük e, tabir fonlarından şey, ta ta bir ponu. tanesi. Şimdi şöyle bir olgu var yani. Ben Pimco'nun da Türkiye'ye çok çok ucuz, çok ufak bir yatırım. O da muhtemelen fizik ayarlamanın bağlantısıyla oradaki network'üyle geldiğini düşünüyorum ama e, ya bu raporlar da... Yani Her yine... şey ne peki? Ya bunlar çok evet ya her şey filan. Bir de artık plan kelimesi bende bir çok antipati şey uyandırıyor. E, alerji diyeyim hatta. E, plana sadık kalma olgusu vardı ya bu seçimle ilgili. Onun için hani bu plan nedir yani? Ne planı? Aman diyeyim plan filan demeyin bize. O planın ne olduğunu biz çok görüyoruz. Onun için o plan konusunu ben hani yani onun demek istediği herhalde orta vadeli programı. Hala şunu da anlamıyorum. Orta vadeli programa göre bile yıl sonu kurunun bütün raporlardan daha yüksek kaldığını da hatırlatalım. Onu da güncellerler. Evet. Genel olarak hep revizyon yapıyoruz zaten. Yani, Hatta daha, daha yukarı gidecek yani düşünsene. O zaman bu raporların hiçbir tanesinin aslında verdiği anlam yani ifade etmiyor. O açıdan birçok şeyi e, biz tamamen her şeyi bu raporlar tahminler falan bence çöpe atacağız ve 2024 Nisan'dan itibaren yeni bir şey konuşmaya başlayacağız ben de izleyicileri onu hani şimdiden kişisel görüşüm bu. Tamamen belki buna ya yani bu bir spekülasyon denebilir bir şeydir ama ben 2024 Nisan edit var. bambaşka bir şeye geçeceğini. Daha çok 94 2001 krizlerinde gördüğümüz tarzı bir devalüasyon, vergi ve bazı kesin torba yasada bulunan mesela aslında hazırlanan bazı vergi şeylerinin bir gecede uygulamaya geçebileceğini bunu çünkü yasal olarak altyapısı hazırlandı. Geçebileceğini düşündüğüm bir zaman birimi olacak. Onun için hani belki bütün konuştuğumuz şeyleri bir 2024, 31 Mart öncesi ve sonrası olarak belki değerlendirmek fayda var. Yılı faydalar. ikiye böldük. <laughs> evet. Peki şunu merak ediyorum. Vakfında konuştuğumuz şeylerin tamamı şuna işaret ediyor. Şimdi para politikalarının amacı nedir? İşte enflasyon beklentilerini çıpalamak. Beklentilerin çıpa görevi görmesi. Bu anlattıklarımızla enflasyon beklentilerini hatta anlatmasak da çıpalandığını görmüyoruz. Nasıl insanlar kendi enflasyonunu yönetecekler. Duvara toslama olgusu var ya, ya kimse siyasetçiler tabii ki istemezler. Haklı olarak kimse yani hiçbir siyasetçi ekonominin duvara tosladığı modeli istemez ama enflasyonla gerçekten bir mücadele yapılırsa ki ben hala Amerika'da da dünyanın hiçbir yerinde tam olarak enflasyonun bir mücadele edildiğini görmüyorum. O duvara toslatmanın sürece enflasyon kendini yenileyen bir olgudur ve davranışsal bir olgudur. O davranışları değiştiremezsiniz. O davranışları değiştirmez için karamsar bir senaryo. Yani bugün bu ürünün yarın daha pahalı olmayacağını düşünmeniz lazım ki tüketmeyin. Düşünemiyoruz. Zamlar ardı ardına evet. geliyor. Aynen. Onun için ya paranız hiç olmayacak, duvara tosladım, param yok zaten, pahalı olsa ne olur alamıyorum. La ancak enflasyon düşer bir şey, e, demand, talep tarafından baktığınız zaman. Ama arz tarafında da hala sorun yaşadığımız için her tarafından biz, ben de diyorum ki o likiditeyi azaltmak için, beklenmedik şekilde vergilerle likiditeyi geri çekecekleri için e, o modelin ancak başarılı olma şansı olur. Ama o da ekonomiyi gerçekten zaten durma noktasına getirir. Tek artısı ne olur? Türkiye'nin e, gerçekten iyi bir turizm sezonu geçirmesi olur. Ve şu anda durma noktasına gelen söylediğim gibi çok fazla Anadolu'da konuştuğum işletme var. Bu kurla hiçbir şekilde devam etme şansları yok. O kurun da ancak ancak daha yüksek bir kurla ihracata dayanıp en azından dış ticaret açığı vermeyeceğimiz bir modelle evet 2024'ün ikinci yarısını yani son 8 ayını falan çok zor geçirebiliriz. Ama 25'ten itibaren yavaş yavaş kalkabileceğimiz bir deneme olabilecektir. Yani bu model uygulanırsa yani ne diyorum 94 ve 2001'de uygulanan şeylerin bir kısmı benzerine biraz daha serti hatta uygulanırsa bir şeyler yola girebilir. Özellikle 4 yıl seçim olmayacağını varsayarsak 2024 Nisan değişik bir zamanın bir başlangıç noktası olabilir. Orada da şöyle bir şey var ama şimdi dedik ya ihracatçıyı desteklemek. Türkiye ekonomi modeli ihracatçıyı destekleyen bir modeldi. Çok infan var. illa ki sen de çevrende duymuşsundur. Bu kredilerin, teşviklerin alınıp işte yatırıma yönlendirilmediği ve insanların daha çok ev, arfa, döviz aldığı, KKM'ye girdiği. Şunu diyebilir miyiz ya? Ülkedeki en büyük problem denetim problemi. Evet orada işte o da yine seçime giden bir ülkede denetim antipatik geliyor. Seçim olmayınca denetim de artacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların hepsi bir birbirine koreli aslında. Ya bir birçok şeyin hata olduğu zannediliyor ama aslında bazı şeyler bilerek ve isteyerek yapıldı. Yani bir bir öyle bir faizleri indirelim, bir rahatlık olsun. Herkes tüketsin. Dışarıdan para bulamıyoruz ya. Biz iç tüketimle hormonlu bir büyüme modeli yaratalım. O büyüme de bizi götürsün. O kadar da üstüne gitmeyen insanların zamlar, mamlar idare edelim. Yani hiçbir dünyada hiçbir aslında hükümet enflasyonlar rahatsız olmaz. Yani devletler enflasyonu devlet yöneticileri sever çünkü enflasyon aslında öne alabildiği bir vergilendirme modelidir. Ama halkın üzerine yük bindikçe arttıkça altta sosyal sorunlar başlar. O açıdan Türkiye şimdi o enflasyonun ikinci yüzüyle tanışmaya başladı. O ikinci, üçüncü, dördüncü yüzleri gitgide karanlıklaşan ve daha can yakan yüzleri yavaş yavaş geleceği için onun fark edildiği için bu önlem alınmak zorunda kalacak yani işin hani Dünyada da aslında e, sosyal problemlerden işte ayaklanmalardan, grevlerden bahsediyoruz. Amerika'da da bu yıl ilk defa sağlık çalışanları, otomotiv çalışanları, sinema sektörü, birçok sektörde grevler oldu mesela enflasyon nedeniyle. Alım gücü çünkü insanların o kadar eridik, eridi ki pandemi dönemiyle birlikte mevcut politikalar yetersiz kaldı. Peki şunu merak ediyorum şimdi. Hep şundan bahsediyoruz. Bütün dünya sıkılaştırıcı bir politika, para politikası dönemine girdi. 2024'te orası ayrışacak. Faiz beklentileri var. Her ne kadar ben böyle 2020 2024'ün Amerika'da son şehre yine o beklentimi atmış olsam da ne, bekliyorsun? Hani 2024'te Amerika'dan ne gelecek? Bir de orada seçimler de var. Dünya Trump'ın geri dönüşüne hazır mı? Evet şöyle bununla ilgili biraz tabii benim yine farklı biraz sert görüşlerim olabilir. Bir defa şöyle bir söylem var. Be careful what you wish for. Yani şimdi herkes neyiz? faizler inecek. Demek ki bir politika değişikliği olacak. Demek ki daha rahat olacağız artık. Ya sıkılaşırken zaten rahattınız. Yani şunu demek istiyorum. Sıklaşırken piyasalarda büyük bir sıkıntıya izin vermediler. Ama bu arada halının altı anormal doldu. Yani şimdi anlaşılmıyor bazen. Şu anda dünyada 300 trilyon dolarlık tahvil var. Ve bu tahviller ortalama olarak 0.51 arasından maliyetlenilmiş i̇şte uzun yıllar, uzun aylar boyunca, yıllar boyunca. Şimdi bunlar da 120 trilyon dolar civar bir zarar var. Ve bu bilançolarda saklı duruyor. Onun için bunu ne kadar siz halının altında tutursanız tutun o orada. Şimdi onun ancak faizler indiği zaman düzelmeyi Fakat tarih boyunca dikkat edilmeyen şey Fed'in faiz indirdiği dönemler her seferinde büyük bir resesyon, büyük bir depresyon, büyük bir sıkıntı sinyaliyle oluyor. Yoksa Fed şimdi görüyoruz mesela jeopolitik riskler dedin orada. Evet jeopolitik riskler var artarak da devam ediyor. Bugün İran dönüyor, Irak Erbil'e füze atıyor, saldırı yapıyor. Pakistan'a atıyor, Pakistan karşılık veriyor. Husiler Yemen Süveyş kanalını kapatıyorlar. Oradan geçişler şey oluyor, orada bir enflasyonist baskı oluyor. Yani bütün bu gelişmeler bugünden yarına duracak gibi değil. Tam tersine söylediğim gibi artarak devam edecek. Ve 2024'te artan sayıda cephe göreceğiz bu savaşlarla ilgili. Bunların hepsi enflasyonist baskıdır. Şimdi enflasyonun, global enflasyonun aşağı gelmesi ihtimalinin daha çok düştüğünü görüyor. Yani evet rakamsal olarak indi fakat fiyatlar ne indi? Gıda yani bir buğday fiyatında buğday üzerinde bir baskı uygulandı. Bir de üzerinde e, petrol, Brent petrol ve doğalgaz üzerinde yapılan baskılarla e, ama aslında davranışlar tam da değişmedi. Mesela son geçen bu haftaki verilere baktığınız zaman ev fiyatlarında bir an hemen kıpırdanma oluyor. Orası önce sinyal olarak aslında geliyor. Diyor ki ya burada aslında o kadar sıkılaştırma falan olmadı. Evet aa, tamam siz bu şey faiz arttırma süreciniz bittiyse artık şimdi FED de aslında bu kadar bunu öyle rahat yapabilecek bir ortam olduğunu düşünmüyor. Yapmak zorunda kalırsa faiz indirimi emin ol piyasalar anormal bir sıkıntı çıkmış olacak ki yani piyasalar bir anda bir şey krizi bu anlattığım şeyi fiyatlamak zorunda kalacak. Bütün bunlar Amerika'daki seçime endeksi gelişmeler. Bence bu arada Trump'ı gündeme getirdiğini söyleyeyim. Trump'ın derin Amerika'nın Trump'ı oraya getirmemek için tekrar çünkü İkinci bir gelişinde bu sefer rejim değişikliği riskini artık çok daha yüksek göreceği için Derin Amerika'nın Trump oraya getirmek istemeyeceğini düşünüyorum. Bütün dünya bu arada Trump'ı istiyor. Herkes de yine, anketlerde de çok önde. Ama ben derin Amerika'nın nasıl onu oradan aldıysa tekrar oraya getirmemek için her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Buna global savaşlarda dozun artması, ve seçimin ertelenmesi senaryosu da dahil olmak üzere. Bunlar çok ileride konular. Kasım ayının konusu. Onun için buraya gelmek için biz en azından eğer organize bir şey olacaksa piyasalarda... ...yani piyasalar bir invisible hand görünmeyen el tarafından yönetiliyorsa... Veya görünen bir el yapacaksak, ne yapacaksa önümüzdeki 3 ayda en azından piyasalarda mini bir kriz yaratmak zorunda. O mini krizde bu faiz artırım, faiz düşü falan sağlayabilir. Yani en fazla tekrar likidite vermek adına, bankaları kurtarmak adına. Bir iki büyük bankanın, global bankanın tekrar batma senaryosu gündeme gelebilir. Bununla ancak ancak o zaman seçimi görebilir. Tıpkı 2008 krizinde olduğu gibi, Bear Stearns Mart ayında battı. Sonra Eylül'ü getiremediler. Yine seçimi getiremediler. Şimdi diyorum ki bu kadar aslında alının altında dolu sorunlar varken seçim yılı yine seçime kadar bu iyimserliği piyasalarda sürdürmeleri imkansız. Sürdürebilmeleri için mini krizlerle kendi krizlerini kendileri kont yapabilecekleri, kontrol edebilecekleri krizler yaratıp ondan sonra tekrar saza ellerini almaları lazım. Ya da eğer piyasayı biz tutalım bir şey yok sorun yok şu anda gördüğümüz gibi Nasdaq'ta şeyde hala şişmeler devam ederse buna izin verirlerse seçimden önce çok daha dramatik bir senaryonun içinde bir anda göreceğiz bir yaz aylarında muhtemelen ya yani bu e, su artık oraya kadar bu o kadar çok kaynadı ki taşıyacak. Ve ben bunun 9 ay, e, 10 ay yani Kasım ayındaki seçime kadar gidemeyeceğini ki 2008 krizinde görüldü. Gidemeyeceğini açobam yok. Onun için yatırımcılar e, bu yıl çok daha git gel gel gitli piyasaya oynaklığa hazırlıklı olsunlar. Yani ya burası çok iyi olacak. Yıllarca gidecek bir dalga olacak. Tam tersini düşünüyorum. Bu yıl temkinli olunması, dikkatli olunması gereken bir yıl. Ben genelde piyasalarla ilgili e, karamsar olarak bilinirim ama aslında 2021 sonunda yaptığım çağrılarda net şekilde piyasanın aşağı. Nasdaq o zaman 16.700'lerden 10 geldi. Şimdi 2022'nin başında daha temkinli bir dil kullanıyor çünkü herkes karamsar. Şimdi bugün bakıyorum herkes piyasalarla ilgili jeopolitik riskler dışında iyimse. Ya faiz eminecek, işte o olacak. Teknoloji, ya, yapay zeka her şeyi değiştirecek. Yapay zekanın değiştireceği şeyin aslında piyasalar için iyi mi kötü mü olduğu daha iyi bilinmiyor daha. Ya yapay zekanın ne kadar karlılık arttıracağı bir tartışma konusu. Belki de şirketlerin çok önemli gelişecek. Yani bir tane iki tane şirket bundan çok faydalanacak belki. Diğerleri çok büyük hasar görecek. Dolayısıyla ekonominin geneline ne kadar faydalı olacağı da tartışılacak. Tartışılması gereken tıpkı buna bunu 2000 yılına benzetiyorum. Biraz internetin hayatımızı değiştireceğinden çok emindik ki değiştirdi. Ama bakarsan 99 99 rallisi 2000 yılından sonra Nasdaq yani orada 400'lerden 4500'e gelmiş Nazdan, 900'e düştüğünü gördük. Dolayısıyla şimdi bu yıza yapay zeka şeyiyle, iyi niyetiyle 17 binlere gelmiş Nazdan belki biraz daha şişebilir. İşte ne kadar daha çok şişerse aşağı doğru dram o kadar büyüyecek. Bu açıdan temkinli evet, bakış açımı korumak. Hadi o zaman bir ek akademik bilgi vereyim. Doktora tef konumu olduğu için daha önceki tarihteki teknoloji devrimleri yaşandığında o teknolojilere geçiş ardından gelen 10 yıllık süreçler verimlilik kaybının yaşandığı dönemler olmuş. O yüzden verimliliği artıracak mı? Artı IMF'in de raporu vardı bu hafta. Ben iftihdam tarafını çalışıyorum. İftihdamdaki mesleklerin %40'ını etkileyecek diyor. Hani konuşmamız gereken taraflar da hani hem verimlilikle birlikte de iftihdam tarafı. Bunu zaten bolca konuşacağız maalesef fiyat Türkiye'de çok konuşulmuyor şu anda. Peki borfa tarafı e, içeride beklentileri neler? Şimdi 1 Ocak itibariyle e, şey enflasyon muhasebesine geçildi. İşte biz bunun sonuçlarını ilk çeyrek finansallarından sonra görmeye başlayacağız. Yatırımcıların da kafası karışık. Hatta bugün gelen bir rapor vardı. Ee, onda da atıfta bulunulmuş. Enflasyon muhasebesi bir haf kafaları karıştıracak diye. Senin beklentin nedir? 2024'ün ilk 3 e, ayı ve geri kalan 2'ye böldün diğer evet. ayları için. Şimdi borsalarla ilgili yani borsa enflasyonist dönemlerde çok kötü olma ihtimali olmayan bir e, piyasa. Ne demek? Yani piyasa her şey fiyat artarken borsadaki hisse senedinin fiyatı niye artmaz? Çok net şekilde. Ben de zaten genel beklentim bu. Ama piyasada öyle anomali oluştu ki ve öyle yanlış hisse senetleriyle endeks e, mimarisi, endeks mühendisliği, operasyonlar öyle yapıldı ki o balonlar pat 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 patladığını görmeye başladık. İşte çok net şekilde hani hek hektaşıyla yapılmış bir endeks operasyonu yapıldı. Sonra işte bir miktar bankacılıkla o oldu, bu oldu derken şimdi bir gübre fabrikaları hadisesi yaşandı yakın zamanda bu konularda aylarca uyarı yaptık. En fazla tepkiyi oralarda aldık. Yani kişisel olarak ben günde 100 kişiyi blokladığım günler oldu yani. O kadar tepki aldık ki. Bugün o SASA'ya yatırım yapanlar maalesef dolar bazında %80'e yakın zararlar ettiler. HEKTAŞ'a yatırım yapanlar biz o onları uyarmaya çalışıyorduk. O zararlar oluştu. Şimdi niye bunları söylüyorum? O anomali, endeks bazında anomali. Bu arada çok da iyi şirketler ucuz kaldı. Hakkını alamadı. Şimdi o açıdan borsanın geneli için Böyle aa batacak bitecek veya uçacak kaçacak diyemeyeceğim bir e, dönemden geçiyoruz. Bütün bu konuştuğumuz e, olgular içerisinde ben borsanın ilk hala seçime kadar olan bölümünde biraz dalgalı. Yani böyle çok karamsar olduğu anlarda mutlaka alış yönlü değerlendireceğim. E, yukarı gittiği zamanlarda da biraz ya çok hızlı harekete izin verilmeyecek diye düşündüğüm dönemden geçiyoruz. Bu böyle bir yer gitti. Tıpkı 2023'ün ilk 5 ayı gibi aslında 2022'nin ekibiyle üzerine bir 5 ay ekleyin. Aynı benzer bir patern içerisinde zaten teknik olarak da. Yani yeni zirveler gelmesini hemen beklemem ama likidite piyasada olduğu sürece likidite bazen sapıttırabilir, hareketler sertleşebilir. Bu her zaman olabilir. Şimdi yabancıların temkinli girdiğini görüyorum. İşte bankalara geldiler ama tam da o bankaları koparmadan satış geliyor. Şimdi enflasyon muhasebesi konusuna bir değineyim. Yani teknik olarak önce bir söyleyeyim de. 7200'ler yani 7000'lere yaklaştıkça ben hala alış yönlü bakıyorum. 8000'lerin üstüne çıktığı zaman da 8150'yi aşsa bile 8300-400'lerden olası bir satış bekliyorum. Bu bir bandın içinde band trade olduğunu düşünüyorum. Ama teknik olarak 7850 bugün itibariyle takip ettiğim yer üzerinde kaldı sürece yön trend yukarı. Ama dolar bazında bir uyumsuzluk var haftalık daha günlükte falan bunu sürekli dile getiriyor. Yayıtırım günden beri de dolar bazında piyasa bir yere bir işe gidemiyor yani biraz tepki veriyor yine. Sonra satışıyor. Yabancılar için nasıl Türkiye'de her şey az önce söylediğim gibi ürünler pahalı. Restorana geliyorsun, yabancı misafirin geliyor, yemek yediriyorsun. İnanamıyor fiyatları. Yabancı Çok farkında. Hani evet. tatil için de öyle ama turizmi konuştuk Aynen. ya tatil için de artık cazip Aynen. değil. İşte bütün bu sebeplerden Türkiye dolar bazında maalesef ürünlerimizin hepsi pahalı. Borsa ürünlerimizin de bir kısmı doğal olarak pahalı kalıyor. Dolayısıyla dolar bazında ürünlerimizin ucuzlaması gerekecek. Yani dolar bazında borsa bir miktar daha satış yemek zorunda kalacak. Çünkü biz onu bütün ürünler gibi bir yapay fiyatlamada bulunduk. Yabancı gelsin diye fatıyorlar daha kontrole hale getirmeye çalışıyorlar olabilir o mi? O noktaya gelecek. Yani bunu bilinçli veya bilinçsiz doğal olarak bu dinamik böyle gelişmek durumunda kalacak. Kurunun yanında bazen yaş dayanıyor. Yani iyi şirketler işte ben borsaya şöyle bakıyorum. Yani eğer beklediğim hareket özellikle seçim sonrası ikinci bölüm için söyleyeyim bir sert devalüasyon gelirse işte o gün geçmiş tecrübelerim. Yani ben 92 yılından beri piyasadayım. Her devalden sonra tam tersine piyasaya direkt giriş yaparım. Yani o anda bazen karamsarlık oluyor. Döviz borcu olmayan, büyük döviz borcu olmayan şirketin hepsine yatırım yaparım. Ya yani ben dövizimi bozarım. Bir devalüasyon anında herkes panikleyip battık bittik yaygarası koparırken ben en iyimser anıma geçerim. <laughs> en karamsar anda döviz bazında e, sorunu olmayan şirketin hepsine yatırım yaparım. Hala mesela sektör olarak yiyecek içecek sektörünü hep beğeniyorum. Hani enflasyonist dönemde de sonra enflasyonun kaçıldığı dönemde bile eğer ihracat da yapıyorlarsa özellikle o şirketlere yatırım yaparım mesela. Onun gibi bakıyorum. Bu arada enflasyon muhasebesiyle ilgili söylemek gerekirse Şöyle bir olgu var. Orada da ben rapor yazan arkadaşlara da birçok arkadaşa da diyorum ki ya tam olarak yanlış bir yönlendirme var. Enflasyon muhasebesine geçmesi bir şirketin nominal olarak sorunlu gibi gözükse de tam tersine yani karlı bir şirkete ortaksınız değil mi? Enflasyon muhasebesi geçmesini aslında istemeniz lazım. Enflasyon muhasebesi geçe daha az vergi verecek. Sen ortaksın o şirkete ama tam tersi anlatılıyor. Aa enflasyon muhasebesine geçti bunlar çok su. Ya tam tersine adam devlete daha az vergi verecek daha ne istiyorsun? sen daha çok kazanacaksın ortak olarak. Bundan yakınıyorlardı çünkü biz bu kadar karlı değiliz. Bu enflasyonist ortamda görünen karlar aslında gerçek reel karlar değil diye Aynen. şirketler yani de Yani nominal olarak bir şeyin sürekli olarak bu algı var. Her şeyi nominal değerlendirme. O kadar alıştık. Ya onun fiyatı buydu şuraya düştü. Ya sen nominal olarak değerlendirme bırak. Dolar bazında değerlendir. Artı enflasyon muhasebesi yaparak değerlendir. Onun için ben enflasyon muhasebesinin yanındayım. Yapılması gerekiyor şirketlerin şey yapılması. Bu mutlaka yapılması ki şirketlerin sağlığı açısından devlete daha de az vergi versinler. Yani şu kazanmadıkları şeyi enflasyon üzerinde mesela bankacılık sektörü aa çok iyi dışında kaldı diye ya o dışında kalma sebebi devletin oradan daha fazla vergi verme iste, alma isteğiydi. Dolayısıyla orada o yanlış yönlendirmelere çıkmak lazım. Enflasyon muhasebesi yapan şirket karlı bir şirketse özellikle yatırımcı için aslında daha iyi. Bankacılık demişken bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan gelen bir açıklama vardı onu da hemen verelim. 1 Ocak ilk 2025'ten itibaren çünkü iki yıl deniliyordu. Bu tarihten itibaren enflasyon muhafifi bankalar tarafından işte faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri bunlarda da uygulanmaya başlanacak bu arada. Evet işte yani zaten gelecek yıl o da girecek. Ya bankacılık bu arada çok sıkıntılı yani böyle zannedildiği gibi tamam son dönemde yabancılar geldi orayı boş buldukları için geldiler onu da söyleyeyim. Hani bizim yerli uzun zamandır oraya bulaşmadığı için değişik sebeplerle. Çok baskı vardı çünkü üstünde bankalar. Evet. Ya ki vardı yani zaten yani. Hala da var da. Kaç 300 tane mi ne genelge geldi yani her gün. Gerçekten en fazla şirketlerin bankaların şey departmanları çalıştı sürekli olarak. Mevzuat. Genelgeleri evet mevzuatı çözmek, ona uygun hale getirmek, ceza yememek. Yani onu nasıl nasıl takip edilecekse normal bir dönemden geçtiler. Bir rahatlama oldu. Hala da bankalara çok iyi bir hala rahat tutmaya çalışıyorlar. E ben o kadar rahat tutmalarına da karşıyım. Yani kazansınlar paralarını, trade etsinler, iş işte ne iş yapıyorlarsa yapsın, işlerini yapsınlar. Yani böyle hala onlara ucuz para verme, mesela işte öyle şeyler kulağımıza geldi çok. Faizler 35 iken 30'dan ...şey geçiyordu filan alabiliyorlardı para, para. Olmamalı yani. Politika faizi varsa o politika faizinden parayı almalılar. Yani o zaman politika faizi niye var? Politika faizinin etkinliği yani? tartışılır ama zaten son birkaç yıldır. Altın tarafı için ne diyorsun? Jeopolitik riskleri konuştuk çünkü. Hani normal şartlarda işte bu tarz durumlarda altın yatırımcısı ki... Türkiye'de de hani altına ciddi anlamda da bir talep var. Altın için 2024 beklenti neler? Evet ben orada genel anlamda hep altını sigorta enstrümanı olarak mutlaka her portföy sepetinde bir miktar bulundurulması taraftarıyım. Uzunca bir zamandır öyle düşünüyorum ama. Hani iki yıl, üç yılı aşkın bir süredir bir konsolidasyon vardı. Şimdi altını ben tabii globalde dünyanın çift kutuba giderken çift kutuba gittiği çok bariz artık. Biz, ben bunu üç, 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 üç senede falan anlatıyorum. Kendi YouTube kanalı kurma sebebim buydu yani. Bu çift kutuba gidişi anlatayım. Savaşlar çıkacak, Maalesef enflasyon geliyor filan. O zaman tam anlaşılmamıştı. Hepsi arka arkaya geldi. Şimdi o zaman da dendi ki ya ama o altın aldık işte bir türlü kazanamadık. Prim yapmadı. Gümüş hiç yürümedi falan. Şimdi evet bunlar tabii ki baskılandı. Şu oldu bu oldu ama e, aslında uzun vadede fiziki olarak talep edilmeye devam etti. Gümüşünden altınına Fiziki olarak anormal bir şekilde batı ülkelerinden doğuya doğru bir transfer var. Altında da gümüş dedi. Bu transfer gerçek bir işlem. Dolayısıyla siz ekranda gördüğünüz işlem bugün piyasa ya ne olacak ekranda gördüğümüz fiyatı alıp satıyoruz diyebilirsiniz ama gitgide oradan kopukluklar başlıyor. Nasıl biz Türkiye'de bazen kapalı çarşıda fiyatın yavaş yavaş açılmaya başladığını görüyorsak ekran fiyatıyla. Dünyada da bu açılmanın artmaya başladığını, Çin'deki altın fiyatının batıya göre fazla olmaya başladığını görmeye başladık. Bu maalesef artan bir olgu olacak. Ne demek istiyorum altını? Bir defa 2024'te de öyle ya da böyle şartlar ne olursa olsun jeopolitik riskler arttığı sürece faizler iyisin çıksın. Bunu ne söyleyeyim ben? Bu faizin düşmesi çıkması ile ilgili çok fazla söylem oluyor. Çünkü piyasaya bu da bir öğretilmiş yanlış bir öğreti. Yani a 10 yıllık düşerse faiz çıkar, altın çıkar. 10 yıllık faizler Duba 2 sene önce 0.64'te trade ediyordu. Altın 1700 dolardı 1600 dolardı bugün 10 yıllık faizler şu anda yükselmiş, 4, 4 14'lerde falan seyrediyor Tam 5'e çıktı altın 2000 doların üstüne oturdu bu nasıl oldu peki yani madem 10 yıllıklar düş, çıkarken altın düşecekti işte şunu anlatmışım bir defa tahvilin faizinin yükselmesi demek bunu ben çok defalarca anlattım ama tahvilde satış demek yani insanlar satıyorlar tahvili para boşa geçiyor. Ne yapıyor? Kısa vadeli faize sığınıyor. Ama bu esnada diyor ki ya diyor bu işler ne olacağı belli değil. Yani ben bu Amerika'nın tahvilini veya şirkete veya şuna buna borç vermek istemiyorum. Ben diyor evet tamam yüzde dört beş iyi faiz alıyorum tahmin şeyden gecelikten şuradan buna ama bir miktarda ne olur ne olmaz bu belki de bu sistem hiç iyiye gitmeyecek deyip borç ve mezhepetime biraz altın alayım dediği için altın bu anlattığım üç yıllık olguda yavaş yavaş da olsa gel gitti de olsa yükselme devam etti. Dolayısıyla tabir faizlere inse de çıksa da önümüzdeki dönemde altının kalıcı şekilde yükselişi devam edecek. Geri çekilmeler bir alış fırsatı olacak. Altının önündeki tek engel ancak ve ancak aşırı bir depresyon dünyaya vurursa, çok sert bir dalga olursa o da geçici bir böyle 3 aylık, 4 aylık bir düzeltme yiyebilir. O risk her zaman var, her ürün için var ama onun da e, maalesef bu ortamda fazla yani e, altına büyük etki yaratacağını düşünmüyorum. E, onun için bu yıl ben altının e, yükselişinin hala önünün açık olduğunu düşünüyorum. Geri çekilmeler hala alım fırsatı ama bunları anlatırken ya insanlar bir de sepetini tamamını altın yapıp Hocam yükselmedi kaldık falan dedikleri oluyor. Ben de diyorum ki sepetinizin bir miktarını o sizin risk anlayışınıza göre yüzde ondan yüzde otuza kadar değişir. Altına e, hatta bir miktar fiziki ısrarcıyım. Altına gümüşe e, yatırım yapılabilir. O miktar geri çekilmelerde arttırılır. Yükselişlerde azaltılır. Bu bir trade şeklidir. Yani emtia trade ile hisse senedi veya kripto para trade'i biraz karıştırılıyor. O açıdan hani onun farklı bir stratejisi var. Ben bütün eğitimlerde bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani hepsine aynı bakmayacaksınız. Ama sigorta ürünü olarak da altın gümüşü bir miktar kendi risk anlayışınıza göre portföy sepetinizde bulunduracaksınız. Peki ikisinden birini feçecek olsalar altınlı gümüş mü? Gümüş benim için. Neden? Çünkü e, tarih boyunca altının kuvvetli yükselişlerinin tamamında gümüş yüzdesi olarak daha çok yükseliyor. Çünkü bütün olgu... Gümüş biraz da iskontolu kaldı çok, altına göre. Çok inanılmaz iskontolu kaldı. Altın gümüş rasyosu şu an 88 89'larda Bu tarih için çok yüksek bir değer. Hatırlatalım binlerce yıl 12 idi bu oran. Sonra İngilizlerin dünya yönettiği dönemde İngiliz, İngiltere, İngiliz Pound'un rezerv para olduğu dönemde 16'ya yükseltti. Bu bir devalüasyondu. Şu anda 88-89'ları konuşuyoruz. Çok komik yani bu. Dolayısıyla bir de şuna bakmak lazım. Tarih boyunca altının değerli metallerin kuvvetli ralli yaptığı dönemlerin tamamında gümüş çok sert hareketten Dolayısıyla piyasada hiçbir şey olmayacak. Piyasa böyle sakin gideceğine inanıyorsanız evet altını gümüşten fazla tutabilirsiniz sepetinizde. Ama altın bu yıl yürüyecek. Ben altını itiyorum. Bir 2500 dolara gidecek. Birçok yorumcu bunu söylemeye başladı. Ben bunu uzun zamandır söylüyordum. Bu yılın bu yıl içerisinde 2500 doları öngörüyorum mesela. Onu öngörüyorsanız yani %25'lik bir yükseliş olacaksa 2024'te gümüş en az %50'lik. Belki çok daha fazla bir yüzdeli yükseliş yapmak zorunda. Şöyle de bir fiyatlama var. Ben de e, trade ederken ona bakmıştım. al e, Gümüş hisseleri daha önden koşuyor. Gümüş hisseleri önden gittikten sonra spot gümüş onun arkasından geliyor. Şimdi hisseler yükselmiş durumda şu anda. Spot da bir yerde onu dengeleyecektir görünüyor. Evet bir de gümüş de şöyle. Ons gümüş de 22 dolarların altında gerçekten. Ben bunu dönem dönem indiğini gördük son 3 senede ama oraları çok kalamıyor orada. Çünkü orada gerçekten e, inanılmaz şekilde de çıkarma maliyetleri falan tutmuyor yani. Ve yani mesela Türkiye bu arada geçen yıl dünyada bayağı lider ithalatçı gümüş ithalatçı... ülkelerden biri. Onda benim de payım olmuş olabilir. <laughs> Bayağı yüklü miktarda fiziki gümüş alıyorum ben. her hafta prensip olarak özellikle 22 dolarlara yaklaştığı zamanlarda mutlaka bir miktar fiziki gümüş arttırıyorum kendi sepetim. Ya, yatırımcı hiçbir şey alamasa kıymetli metal fonu alabilir, altın fonu alabilir, gümüş fonu alabilir. İşte bunların ya da kira sertifikaları var bunlara endeksli. Bunlardan gidip alabilir. Hani enstrüman çok aslında. Devrim çok teşekkürler vermiş olduğum bilgiler için hemen hemen her şeyi konuştuk. Zaten gelişmeler güncellendikçe bir de seninle burada aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel bir söyleşiydi. Ben çok keyifli yayın ediyorum. oldu. Evet. Sizlere de çok teşekkürler izlemiş olduğunuz için. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın kararını ve küresel gelişmeleri yeniden değerlendiriyor olacağız. <laughs>